Evet arkadaşlar, cümleten merhaba. Yeni bir haftada yeniden birlikteyiz. Yeni de bir konumuz var. Tabii ki nedir konu? Bilhassa Perşembe ve Cuma günü yaptığımız videolarda zaten yukarı doğru bir hareket hala beklediğimizi düşünüyorduk, söylüyorduk. Ve bunun üzerine de şimdi artık hareketlenme başladı gibi diyebilirim belki de. Ama bu hareketlenmeyi nerede görüyoruz? Wall Street'te görüyoruz. Wall Street ve City of London dünyada ekonomilerin, borsaların kalbinin attığı yerler, büyük bankaların ofis, merkez ofislerinin bulunduğu alanlar ve bu kişiler yıl sonu rallisi istiyorlar. Wall Street rally istiyor diye video başlığı yapmamızın mantığı da buydu zaten. Şimdi gelen verilere baktığımız zaman gelen veriler rally'yi destekleyen veriler. Peki Wall Street neden rally istiyor? İşte yıl sonu bonusları, fon yöneticilerinin yıl sonu bilançolarını ortaya çıkartacaklar. Bankalar bu şekilde. Burada rally bugün başladı, 31 Aralık tarihinde sona mı erecek? Öyle bir şey yok. Belki 2-3 ay daha devam edecek bir rally'den bahsedebiliriz. Ama gidişatta da verilere baktığımız zaman bunlar da rally'yi destekleyen veriler. Kripto paralar bunun içerisinde ne kadar bulunabilir? Bunu konuşmak lazım. Dolar endeksi 104.50'lerde. Bunun da 103'lere doğru gelmesiyle bu hafta açıklanacak olan verilerin de ışığında muhtemelen Wall Street'te rally başlayacak. Nasdaq, S&P, Dow Jones gibi büyük endekslerde büyük yükselişler olacağını göreceğiz gibi geliyor. Fakat kripto paralar bundan ne kadarını alacak? O konuda tereddütlerimiz var. Çünkü karmaşa, sahtekarlık, dolandırıcılık ışığında devam ediyor. Luna Coin'le başlayan, sonrasında birkaç küçük şirketle devam eden, ardından FTX, ardından BlockFi ve şimdi de işte bu dolandırıcıların üzerine, sahtekarların üzerine dolandırmak üzere olanlar veyahut da dolandırıcılık üzere hareket edenlerin yarattığı riskler çok fazla. Çünkü her olayın içerisinde öyle birkaç milyon dolar değil, milyar dolarlar gidiyor. Yani kripto para endüstrisi çöküyor. Hatırlıyoruz 2.3 trilyon dolar piyasa değerinden. Şu anda geldik 800 milyar dolarlara. Ve işin kötü tarafı bireysel yatırımcılardan çok kurumsal yatırımcılar piyasadan geri çekiliyorlar. Peki bu kurumsal yatırımcılar olmazsa, yani biz hepimiz toplansak Bitcoin'i ne kadar yukarıya doğru hareket ettirebiliriz? Bu önemli bir nokta. Eğer kurumsal yoksa fiyat hareketi zor arkadaşlar. Çünkü bunu 2020'de de görüyorduk. Kurumsal bir yatırımcı 100 milyon dolarlık bir alım yaptığı zaman fiyat yukarıya doğru farklı bir şekilde tetikleniyordu. Bunların etkisiyle kurumsallar piyasadan kaçacaklarsa, eğer ki ben zannetmiyorum, bunun kötü durumlar açacağını net olarak ortaya koyabiliriz. Bitcoin bir daha hayal ettiğimiz seviyelere gelemeyebilir bu nedenlerle. Sırf bunlar yüzünden de regülasyonlar ortaya çıkıyor. Regülasyonlar ne? Devletler işte kripto varlıkları hegemonyaları altına almaya çalışıyorlar. Şu anda hisse senetleri değerleniyor. Değer kazanmaya çalışıyorlar. Oraları denetleyen bir SPK diye kuruluş var. Bu SPK oradaki şirketlerin içerisine giriyor, dışarısına çıkıyor vesaire ve iyiler mi kötüler mi bunu denetliyor. Ha bu yönden iyi olabilir bizim için, kripto varlıklar için. Ama genele baktığın zaman artık öyle bir özgürlükçü yapı veyahut da merkeziyetsiz yapı kalmayacak gibi gözüküyor. Herkes herkesi alıp bir anda sorgulayabilir, bir anda denetlemeye alabilir vesaire gibi olaylar ortaya çıkabilir. Ayrıca regülasyonlardan sonra önemli olan adil gelir dağıtımı, adil gelir paylaşımı ilkesi de ortadan kalkacak gibi gözüküyor. Ha diyeceksiniz ki adil gelir paylaşımı hangi coinlerde var? Bitcoin'de var. Merkeziyetsizlik hangi coinlerde var? Bitcoin'de var. Özgürlükçülük hangi coinlerde var? Bitcoin'de var. Zaten Satoshi bunlar için Bitcoin'i çıkartmıştı. Yani 2008'deki krizin ardından dedi ki bu küresel para sisteminin değişmesi lazım. Evet, dediği çok doğru ama bu tarafta baktığın zaman da değişmesi imkansız gibi duruyor. Çünkü dünya devletleri ve üst akıl denen büyük aileler bu küresel ekonomik sistemi koruyorlar, korumak istiyorlar. Çünkü korumaları lazım, diğer türlü kaybeden tarafta olacaklar. İt gibi de biliyorlar bunu. O yüzden Bitcoin artık bir
özgürlük vaat edemez hale gelecek gibi gözüküyor regülasyonlarla birlikte. Peki biz rallimize dönelim. Rallide nereleri görebiliriz? Ekranda birlikte bir bakalım, inceleyelim. Evet arkadaşlar, ekranda birlikteyiz. Yani görüldüğü üzere şu yukarıdan gelen, 64.000'den gelen düşüş trendini zaten kırmış gibi gözüküyoruz. Aynı zamanda da burada bakın o düşüş trendi. Bu da kısa vadeli düşüş bir trendimiz vardı. Onu da kırdık üzerine doğru günlükte ve bunun üzerinde artık 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamaları takip etmeye başladık. İlk hedefimiz 50 günlük 18.200'ler. Tabi burada 17.600'de kırmamız ve üzerinde tutunmamız gerekiyor. Eğer biz burada 50 günlük hareketli ortalamamızı kırabilirsek üzerinde ise 100 günlük hareketli ortalamamız gelmeye başlayacak. Onun da şu andaki rakamı 18.900'ler. Yani 17.600 direncinden sonra 18.200, 18.600'de gene bir direncimiz var. Sonrasında ise 18.900 100 günlük hareketli ortalamamız. Bu 100 günlük hareketli ortalamanın değeri ise bakın yukarıdan doğru gelen bir çizgi bu. Genelde fiyat oraya gelip kafa atıp döndü son dönemde. Gene burada da o şekilde. 200 günlük hareketli ortalamanın zaten yanına dahi yaklaşamadık. Şuralarda falan bir yaklaşmıştık. Yani görünen o ki şu anda takip edeceğimiz hedef 17.600. 17.600'ün üzerinde belki 18.600'ler dediğim gibi direnç olarak gözüküyor. Ama 18.200'de 50 günlük hareketli ortalamanın kırılımını takip edeceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi Eğer ekranda kötü birlikte. bir haber akışı olmazsa önümüzdeki dönemde, yani belki bir Şubat'a kadar, Mart'a kadar kötü bir haber akışı olmazsa belki de Haziran'a kadar da uzayabilir bu süreç. İyi haberler alacağımızı, iyi fiyatları göreceğimizi düşünüyorum. Buradan alım yapanların minimum %50 düzeylerinde kazanç elde edebileceklerini görüyorum. Bu nedenle de yatırım tavsiyesi olmaksızın sepetinize elmaları, armutları doldurmanızı söylüyorum. Kötü haber akışı oluşur da bu da hakikaten bir Genesis gibi firmaların kötü hale gelmesini veyahut da iflas başvurusunda bulunmasını tetiklerse, bu durumda da biz ralliden oldukça uzak kalıp ralliye göre negatif olarak da ayrışıp fiyatlamamızı negatif olarak gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Dikkatli olmak gerekiyor. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı bol bereketli kazançlarınız olsun. Bay bay.